19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Çağdaş hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet kalacağını buradan açık ve net bir şekilde söyleyelim. Kanımızın son damlasına kadar mücadeleler devam edecek. Türkiye'de önümüzdeki süreç içerisinde bir anayasa değişikliği gündemde. Bu anayasa değişikliğinde baktığımız zaman seçimler öncesi 2 yıl önce kapalı kapılar ardında birçok ismin ve birçok partinin anayasa değişikliği için adım attığını görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi anayasa değişikliği için düğmeye bastı. Hükümet bu konuyla ilgili anayasa değişikliği için çalışmalar başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi anayasa değişikliği için gerekli çalışma yapılıyor. Anayasanın özellikle değişmesi için tüm partiler kendi bakış açıları ve pencerelerinden nasıl değişecek, ne yapılacak ve hangi hedefler doğrultusunda hareket edecek bunu yansıtmaya çalışıyorlar. Gerçekten Türkiye'nin çağdaş hukuk devleti şemsiyesi adı altında özgürlükler ve özellikle herkese eşit adalet ve eşit gelir olmak suretiyle ülkenin bağımsızlığının ve bütünlüğünü, bekasını kapsam altına alacak ve buna dokunmayacak hangi maddelerin gündeme geleceği, mevcut anayasanın ilk 4 maddesine dokunulmazlığını bilerek anayasa taslağı çalışması yapılması gerektiği, 80 anayasasının kaldırılması gündemde olduğu ve iddia edildiği gibi Türkiye'de yapılacak bir anayasa çalışmasında özellikle okyanus ötesinden müdahaleler var mı? Hangi partiler okyanus ötesine biat ediyor? Şeytana ruhunu satmış vaziyette. PKK terör örgütüyle iltisaklı olarak iddia edilen HDP'nin mecliste bulunması ve önümüzdeki süreç içerisinde düzenlenecek ve yapılacak anayasada özellikle HDP'nin ve benzeri partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yer alıp alamayacağına ilgili hangi maddeler gündeme gelecek? Yani 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kapsamında bugün baktığımız zaman önümüzdeki süreçte Türkiye için önemli olan anayasa değişikliği konusunun birinci madde olarak vurgu olarak ön plana alındığı ve güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması sonucunda gündeme geleceği ve nasıl bir güçlendirilmiş parlamenter sistem olacağı tartışılıyor. Yani baktığımız zaman da bugün tartışılan bir noktada Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek adam yöntemiyle, saray yöntemiyle, bir kişinin ferdi kararlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bypass edilmesi devamında ülke yönetiliyor ve artı tekkeler, zaviyeler, tarikatlar, cemaatlerin binlerce dernek adı altında, vakıf adı altında harekete geçtiği ve aynı zamanda da orada herhangi bir cemaatin bir sözcüsünün cübbeli birisinin binlerce selefi derneği silahlandı, iç savaş hazırlanıyor demesi, Türkiye'de silahlanmanın artması, cinayet, taciz, tecavüz ve mafyalaşma ve yeraltı dünyasında insanların aktif bir şekilde hareket etmesi, özellikle dostlarımızla yöneteceğimiz derken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlar içerisinde kimler olduğunun algılanması, daha önce 11. Cumhurbaşkanlığı yapıp da okyanus ötesinde iltisaklı olduğu iddia edilen ve Ali Babacan tarafından kurulan Deva Partisi'nin arkasında Abdullah Gül'ün olduğu ve daha önce karşı geldikleri Abdullah Gül'e bugün Cumhurbaşkanı adayımız gibi altyapı oluşturulan, partiler içerisinde liderlerini bir kenara koyup farklı adaylara çalışan bir rütüslerin olduğu bir Türkiye'de. Yani düne baktığımız zaman 19 Mayıs'a baktığımız zaman 1919'a ve 19 Mayıs 2021'e gelinen noktada geçen 102 yıl içerisinde özellikle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani bu istiklal mücadelesinden sonra kurulan 1923 yılındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani bu 98 yıllık süreç içerisinde nereden nereye geldiği, Atatürk'ün kurduğu, silah arkadaşlarıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet ettiği aşamada Türkiye Cumhuriyeti'nin laik düzeni, çağdaş hukuk sistemini benimsemeyen ve altını oymaya çalışan, hilafeti isteyen birçok tarikatın olduğu bir süreç ve dönemde nasıl bir mücadele edilecek noktasına baktığımız zaman anayasa değişikliğinin çok önemli olduğu, anayasa değişikliğinde orada çok ilginç görünmeyen maddelerin, noktaların ve virgüllerin gelecekte Türkiye'nin başına neler açabileceğini bilerekten bundan sonraki adımda bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nda özellikle gençlerimize Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ederek ilelebet Atatürk'ün ilke ve devrimlerini yürütebilecekleri, kontrol edebilecekleri bir aşamada bakış açımızı, başımızı göklere çevirdiğimiz zaman istikbalin göklerde olduğunu, muasır medeniyetlerin ötesine ülkemizi taşıyabilecek insanların milli bir iradeyle Atatürk'ün bakış açısını, o mavi derin bakışındaki uzakları gören o güzel gözleri yakalayabilip bunu götürmek için el birliğiyle vatanımıza sahip çıkmamız lazım. Bugün baktığımız zaman Türkiye üzerinde hedefleri olan, Türkiye üzerinde nasıl İran'ı, nasıl Türkiye'yi, Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi, Mısır gibi, Sudan gibi ve diğer Arap Yarımadası'ndaki diğer ülkeler gibi nasıl parçalayabiliriz diye jeopolitik konumu itibariyle
yok etmeye çalışan emperyalist güçlere karşı, Siyonizme karşı nasıl dik duruşu milli iradeyle durabilecek boyutta bir anayasa değişikliği söz konusu olması lazım. Yani diğer türlü çok ince noktalarda baktığımız zaman anayasa değişikliği önümüzdeki günlerde ön planda olacak. Türkiye'nin geleceğini belli edecek maddeler gündeme gelecek. 19 Mayıs'tan bugün tüm gençlerimize sesleniyoruz. Bundan sonraki boyutta birlikte hareket edeceğiz ve özellikle Atatürk'ün emanetini sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar birlikte savunacağız efendim.